внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Hanımlar, beyler, herkes yeni bir vlogdan daha tekrar merhabalar. Efendim, bugün ailecek doğal parka geldik. Doğal parkta hayvanlar var. Yaban domuzu ve geyikler. Geçen gelmiştim, o video pek fazla hoşuma gitmedi. O yüzden sildim arkadaşlar o videoyu. Tam arkamda gördüğünüz yer aslında o doğal park. Bayağı büyük bir park. İçi bayağı büyük. Yaban domuzları ve geyikler var içinde. Birlikte kardeşçesine yaşıyorlar. Şimdi gidelim lahana ile onları bir güzel besleyelim. Şu anda akşam vakti. Boş zamana denk geldik. Burada aynı zamanda şöyle birazdan göstereceğim tahta evler var. Ahşap evler. Onları kiraya veriyorlar efendim burada. Düğün falan yapıyorlar. Daha doğrusu düğünden sonra böyle eğlence falan yapıyorlar. Çok güzel, doğal bir yer. İnsanlar çocuklarını falan getiriyor. Çocuklarına hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyor insanlar genelde. Aynı zamanda bazı özel firmalar falan da burayı fonluyorlar. Ki yaşasın bu tarz yerler diye. Fonlama derken de şöyle işte saman falan getiriyorlar. Bunların parasını veriyorlar. Veteriner ihtiyaçları varsa onları karşılıyorlar. Vesaire vesaire. Şöyle eski Sovyetlerden kalma bir tane traktör atmışlar sağa. Her zaman burada. Bizimkiler de önden yavaş yavaş gidiyor. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, boruların üstüne inşaat etmişler tahta evleri. Şöyle mangallar da var. Domuzları burada kesip pişiriyorlar herhalde. Ya da hazır getiriyorlar. Tatlı bir ev. Güzel bir ev. Kışın da burası ayrı bir güzel zaten. Ben kışın da geldim buraya oğlanla birlikte. Şurası ne onu bilemedim. Kulübe tarzı. Tuvalet desen değil, büfe desen hiç değil. Enteresan bir yer. Şöyle de efendim işte bu yeri kiraya veriyorlar. Şu bahçesinde, bahçe dediğim de işte terasında parti martı veriyorlar. Birkaç kere öyle denk gelmiştik. Çok enteresan bir yer. Sol tarafta eskiden domuzlar vardı. Domuzları geyiklerin yanına almışlar arkadaşlar. Şimdi geyiklerle birlikte yaşıyorlar. Dediğim gibi doğal bir park. Geliyoruz bazen kafamızı dinliyoruz. Yalnız sivrisinekler de bolcana mevcut arkadaşlar. Uzun bir masa grupların oturması için. Evde böyle bir yer işte. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Doğanın içindesiniz. 5 dakikada geliyorsunuz buraya. İçerisi yanlış hatırlamıyorsam mutfak tarzı bir yer arkadaşlar şöyle. Orada bir şeyler hazırlıyorsunuz. Sonra dışarıda işte yiyorsunuz afiyetle. Aa, domuzlar şurada. Demek ki bu tarafa da atmışlar. Bunlar sürünün istenmeyenleri. Gördüğünüz gibi yerler hala ıslak. Neden diye sorarsanız arkadaşlar, demin bir dolu yağdı. Allah sizi inandırsın. Tırstım. Gerçekten tırstım arkadaşlar. Yani bilgisayarın başında oturuyordum. Dolu yağmaya bir başladı böyle fırtına ile beraber. Zaten mangalın uçtuğunu gördüm. Ardından ileride benim evden böyle ormanlık alan gözüküyor. Bir tane ağacın düştüğünü gördüm. İnanın ağaçlar böyle eğildi yani, secde etti. O derecedeydi. Ondan sonra aklıma bir anda benim evin önündeki ağaçlar geldi. Eve yakın olan ağaçlar. En büyük korkum o. Evin üstüne ağaç düşmesi. Hani arabaya falan düşsün, ondan korkum yok. Ama eve düşmesin. O çok sakat durum. Bu arada geçen sene de Moskova'da bayağı bir hortumlu yani fırtına olmuştu. Birkaç insan ölmüştü benim hatırladığım kadarıyla. Bu tarafın doğal afeti de bu arkadaşlar. Şöyle küçük küçük tuvaletler yapmışlar işte, iki tane ahşaptan. Şirin gözüküyor. Şurası da ilerisi de hayvanların kaldığı, toplandığı yer. O sürü orada bizi bekliyor. Moskova'nın dışında bu tarz kafa dinleyeceğiniz yerler mevcut. Yani nasıl diyeyim? Zaman geçirilecek yer çok arkadaşlar.
Burası da ücretsiz bir park. İstediğiniz zaman gelebiliyorsunuz. Hayvanları besleyebiliyorsunuz. Tabii belirli kuralları var işte, ne bileyim. Ekmek atmayacaksınız. Bazı şeyler var, onları atmayacaksınız. Bu tarz şeyler yasak. Saman balyalarına bakar mısınız? Tam böyle fotoğraf çekilecek yer. Giyeceksin ayağına kovboy çizmelerini. Takacaksın bir tane de şapka. Kimse anlamaz valla. Texas'tayım diye yuttur Instagram'da. İşte burası arkadaşlar, böyle bir kapısı var. Çok doğal bir yer. Burada da yasak olan yiyecekleri sıralamışlar. Ne diyor? Ekmek, poğaça tarzı şeyler. Ondan sonra egzotik meyveler, sebzeler. Bunları atmayın diyor. Demek ki kivi falan atan var herhalde. Yemek veriyor musunuz bakalım? Besliyor musunuz? Baba. Efendim? Ayağım varmış. Aferin sana, korkmuyorsun baba, demek. Baba, o eyon yadal emu. Ağına bilirsin. Selamun aleyküm dayı. Ne yapıyorsunuz? Tamam. Şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuzdur. Bu bir sürü. Bunların daha büyükleri de var arka taraflarda. Bilmiyorum gözüküyor mu kameradan. Bir tane geliyor böyle arkadan, boynuzlu, bayağı büyük boynuzlu. Bunlar daha genç arkadaşlar, görüyorsunuz boynuzu yeni yeni çıkmaya başlamış. Domuzlar nerede Olga? Sivini nerede? Bilmiyorum. Kamban. Kabanı. Kızım, sen ne yapıyorsun? Hayvanlara mı bakıyorsun? He? Hayvanlara mı bakıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Hayvanları mı seviyorsun? Evet, babam arkadan buraya. Görüyorsunuz boynuzları. Bunun daha büyüğü de var. Aha geldi bir tanesi, elimi yok diyor, değil mi? Onu bırak vermiyor. Yemek değil bu ama, yemek değil. Yemek değil bu. The boy, mom. The boy. Baba, evde. Bunlar yalnız çok ürküyor arkadaşlar. Baba, on ragania espresso. Şurada bakımsız tarzan var bir tane. Tüyleri müyleri gitmiş herhalde, hasta. Diğerleri de bayağı arkada bekliyorlar. Herhalde aç değiller, bayağı doyurmuşlar demek ki. Gelmiyorlar. Geçen geldiğimde işte iki tane falan vardı burada. Bu sefer daha fazla. Aferin oğlum, ver. Ver ver. Küçüğüne de ver. Büyüğüne de ver. İşte arkadaşlar, tipik bir Moskova, Moskova çevresi havası. Böyle bulutludur genelde. Bulut. Bulutlardan fırsat bulursa güneş kendini gösterir ki bugün gösteriyor. Bayağı bir sıcaktı. Ama yağmur yağdı. Yağmur her şeyi mahvediyor bazen, böyle anlık böyle bir geliyor. Doluyla beraber bütün keyfinizi kaçırabiliyor. Şöyle yerlere falan da elma atmışlar. Onları yiyorlar. Bunları beslemişler. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gelecek misin sen? Gözlerin tatlılığına bakın, güzelliğe bakın, asalete bakın. Acayip kıvrak bunlar. Baba. Şu boynuzlu arkadaşlar izin vermiyor yemesine küçüğün. Herhalde bayağı aç. Kaçtı. Bu herhalde alfa. Genelde alfa kurtlarda oluyor ama belki bu hayvanlarda da vardır. İşin açıkçası sevgili arkadaşlar, Moskova ve Moskova dışında huzur bulabileceğiniz yegane yerlerden bir tanesi aslında. Kuş sesleri, doğa, temiz oksijen. Evet, domuzlar da geldi. Pislikler. Bakar mısınız? Tam pislik hayvan, yemin ederim. Boşuna demiyorlar domuzlar pistir diye. Tabii bunlar yaban domuzu. Ne haber lan?
Buruna bak. Aha, kavga var. Adam lazım mı adam? Mevzu var arkadaşlar burada. Bakar mısınız nasıl hırlıyorlar? Bunların babaları vardı bir tane, hayvan gibi bir şey. Dikkat et yemesin ha elini kolunu. Mama bana bir şey oluyor. Evet, mevzuya geldiler. Просто хотел. Ну что не ешь? Şurada yavrusu. Yavrusunu o sineğe kapmış gördün mü? Daha şeyleri, tüyleri bile çıkmamış. Benim anladığım arkadaşlar, bunlar çok insan olunca meydana çıkıyorlar. Böyle az insan olunca daha içlere doğru ilerliyorlar. Normalde çünkü bunlar sürü halinde geziyor. Babalarıyla beraber, analarıyla beraber. Çok iriler. Aa, aa, nasıl daldılar birbirine. Bak 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 bak. Vay be. Привет, с вами сын Джема Карана. Я Стас Каран, и мы сегодня ведем видео про оленях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ставьте пальчики вверх. И давайте и смотрим. Тут у нас олень. Прим-прим. Скажи привет! Ну, просто любит меня. Короче, погнали к моему папе. Şimdi arkadaşlar, bizim bulunduğumuz yerde tren istasyonu var. Bizim buradan Moskova'ya tren gidiyor. Elektriçka diyorlar genelde bunu. Elektrikle çalıştığı için trene elektriçka diyor Ruslar. Bizde ise banliyö treni falan deniliyor genelde. Bayağı uzun trenleri oluyor genelde Rusların. Ve bayağı da işleri geniş. Şöyle söyleyeyim, halk gerçekten çok aktif kullanıyor bu trenleri. Bizde, ben hatırlıyorum yani, eskiden bizde banliyö trenleri vardı, şimdi kalktı tabii. Sadece sabahları aktif kullanılıyordu. Burada sabah akşam bir yoğunluk oluyor genelde. Tren alternatif bir ulaşım aracı burada, bayağı bir alternatif. Yani bizdeki minibüs olayı çok fazla olmadığı için burada insanlar treni çok yoğun kullanabiliyor. İşte kendisi de geliyor trenin. İçleri genelde bayağı temiz oluyor. Bir 80 ruble, 60 ruble, normal elektriçka dedikleri. Bir de ekspres türleri var bunların. Bazı istasyonlarda durmuyor. Onlar da 120 ruble, 150 ruble falan arası oluyor. Maalesef ben bu treni kullanmıyorum çünkü bayağı uzun sürüyor yolculuk Moskova'ya kadar. Yaklaşık 1,5 saati falan oluyor herhalde. Yani dünya turu atmış gibi oluyorsunuz harbiden. Yani trenden indiğinizde böyle bir yorgunluk hissi falan geliyor adama. Lan oğlum, hiç banyo yapmıyor musunuz siz ya? Bak 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 bak. Bunlar daha yavru. Babalarınız nerede oğlum sizin? Babaları şu arka taraflarda bir yerde büyük bir ihtimalle. Yalnız şu ağaçların niye kabukları soyuluyor, ben onu anlamıyorum. Sizin bir fikriniz var mı? Yani doğada devamlı gezen arkadaşların bir fikri vardır mutlaka. Bütün ağaçların kabukları böyle soyulmuş şekilde. Yani hayvan yaptı diyeceğim ama hayvanlar bu kadar yükseğe nasıl çıkabiliyor?
Sen çok kötü kokuyorsun, çok kötü. Ay, adi tereyağı gibisin. Ne var lan? Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Gene toplandılar. Çete toplanıyor. Vallahi temiz hava falan dedim ama burası leş gibi kokuyor. Hiç gelmeyin bu tarafa. Videonun başında gösterdiğim eski traktörün biraz daha yenisi. Bu da eski de işte. Paletli maletli bir traktör. Çok acayip. Oğlum açılmıyor onun kapısı. Evet, bizimkilerin selfie çalışması falan böyle. Çok enteresan bir alet. Volgar diye bir alet arkadaşlar. Yani firmanın ismi Volgar. Herhalde Rus'tur veyahut da Bulgar da olabilir. Hatta eski Yugoslavya olabilir. Yani tam bilmiyorum ama eskiden böyle bir şeyler yapıyorlarmış. Efendim, bugünlük benden bu kadar. Elimden geldiğince doğal parkı göstermeye çalıştım. İleride daha güzel videolar yapmaya çalışacağım sizler için. Abone değilseniz abone olmayı, nokta dahi olsa yorum yapmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Paka paka.